Uf! Öcü su geliyor kanka. Hastayım. Şşş, ne oluyor kanka? Yengen olur acısı, çok ayıp. Sen yengendir dediysen akan sular dur kanka. Can, senden bir şey istesem yapar mısın? Yapar mısın ne kelime Ecusu? Sen emret, ben gökten güneşi indirip ayaklarının altına yumruk deseriyim. Ya senin bana sıkıntı oluyor. Vay haddini bilmez tarantula vay. Ya kaç kez istemiyorum dedim, hala defterimin arasına aşk mektubu koyuyor. Sen hiç merak etme Ecusu. Biz şimdi defterini duruyoruz onun. Nerede şimdi? Arka bahçede misket oynuyor. Hadi Serkan. Ya? Söyle bakalım tarantula, Ecusu'ya yolladığım mektupları bu elinle mi yazdın? Kırarım ben bu eli. Kırarsın usta. Manyak mısınız oğlum siz ya? Mafya mısınız? Racon mu kesiyorsunuz? Racon kesmiyoruz burada koçum. Kafa kesiyoruz. Usta, isim ver dalayım şuna. Özür dile bakalım Ecusu'dan, çabuk. Ah, bırak kulağımı ya. Bırak kulağımı demekle özür olmaz. Özür diliyorum diyeceksin tosba. Tamam dileyeceğim. Özür dilerim Ecusu. Bir daha Ecusu'nun bastığı toprağa ayak basmayacaksın. Yoksa kırarım ayaklarını. Ah. Ecusu'ya terbiyesizlik yapan karşında bizi olur. Lan lan! Ay çok teşekkür ederim Can ya. Vazifemiz. Demek Gökhan kansızı her gün önünü kesip açlığını alıyor ha? Evet Can. Can ne tospa? Usta senin askerlik arkadaşın mı? Bundan sonra abi diyeceksin. Bir daha Can dersen canını aldım. Çocuğun üstünde fazla var mı Serkan? Peki sen bu durumu müdüre anlattın mı? Gökhan beni tehdit etti abi. Müdüre söylersen seni öldürürüm dedi. Hadi Serkan, şu Gökhan'ın bir ifadesini alalım. Alalım usta. Yargısız infaz yapmışsınız demesinler icabında. Avrupa Birliği uyum yasaları var icabında. Bıraksanız oğlum beni ya, deli misiniz? Sen bizim arkadaşımızın parasını mı gaftırıyorsun çakal? Arı şunun üstünü. Bırak dur. Ulan böyle kırmandan haraç alan karşısında beni bulur. Siz görürsünüz oğlum, bunu sizin yanınıza bırakmayacağım, benim arkam sağlam. Usta, arkası sağlam. Yürü, yürü de ese tıraşını görelim koçum. Çocuğun parasını ver. Tamam mı senin paran? Tamam abi, sağ ol. Eyvallah koçum. Bundan sonra bir maruzatın olursa derhal bize gideceksin. Saygılar, hürmetler abi. Usta, harbi alemin kralı olduk ya. Bizi gören hiçbir şey katı. Okulda vaziyet nasıl Serkan? Yamuk bir durum var mı? Sana yamuk yapana yamulturum usta. Emre bir dakika, hanginiz Can? Şşt, akıllı ol. Ustanın adını besmelesiz ağzına alma. Yoksa ağzını organla örerim, dingin. Gökhan, kim onun musulak yerde büyümüş ergen irileri? Tanıştırayım Can. Bunlar benim kuzenlerim Toygar'la Boğaçan. Sizinle sohbet etmeye geldiler. Tabii sizin anlayacağınız dilden sohbet edeceğiz. Siz bizim kuzenimizi nasıl döversiniz oğlum? Dalıyor muyuz usta? Nereye dalıyoruz oğlum? Bunlar bizim boyumuzu aşar. Dalarsak çıkamayız. Bu durumda Rajon ne diyorsa onu yapıyoruz. Rajon ne diyor? Kaç Serkan, kaç! Alo, buyurun. Aa, komiserim buyurun. Ne? Can'ı karakola mı almışlar? Can karakola mı düşmüş? Ya bir saniye anne ya. Çeke çeke babasına çekti çekim hatası. Ya komiserim ne oldu? Niye benim oğlumu karakola aldınız? Hakkında şikayet mi var? Tamam, hemen geliyorum komiserim, tamam. Gürbin ne olmuş? Ya anne ben de bilmiyorum. Nedense çocuğu karakola almışlar. Hakkında şikayet varmış. Şu yaşında karakola düştü ya. Babası kılıklı şey. Ya bırak Allah'ımı seversen geyiği anne ya. Hadi kalk gidelim, yoldan da Sinan'ı arayalım. O da karakola gelsin. Hadi. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Can oğlum ne oldu size böyle? Can eşekten düşmüşe dönmüşsün torunum. Oğlum kim yaptı size bunu? Çabuk söyleyin, onun kafasını gözünü yaracağım. Ya abartma anne, yok bir şey.
Delikanlılıkta olur böyle şeyler Gülbin teyze. Oh yavrum. Gülbik, Can, Sercan. Ne de oğlum, ne oldu sana? Ne bu haliniz ya? Resmen size asimetrik bir şiddet uygulamışlar ya. Asıl suçlu Can'la Serkan Sinan. Nasıl olur komiserim? Şu çocukların haline baksanıza. Hem dayak yemişler hem de suçluyorlar, öyle mi? Bu nasıl adalet, ben anlamadım komiserim ya. Can'la Serkan okulda mafya kurmuşlar. Herkesi dövüyorlarmış. Ne? Mafya mı? Ulan eşek sıpası, yer cücesi. Bir mafyalarınız eksikti sizin. Hayatta inanmam. Can, doğru mu söylüyor oğlum komiserim? Adalet mekanizmasının yavaş işlediği yerlerde mecburen bizim gibi vatansever insanlar devreye giriyor baba. Can, şimdi şuradan sana 5 kardeşimi çıkarırım, görürsün sen adaleti. Eşeğin sıpası, yerin cücesi. Hep senin yüzünden oluyor bunlar Sinan. Evde açıyorsun mafya dizilerini, izliyorsun, çocuk da izliyor, ondan sonra senin gibi manyak oluyor. Saçmalama Gülübük ya, ne alakası var ya? Ben şimdi evde oturup çizgi film Tom ve Jerry'yi seyretsem, bu eşek sıpası kedi, bu yer cücesi de fare mi olacak ya? Of ya! Gülbin haklı Sinan. Tamam, sen ben için fark etmez ama çocuklar için önemli. Çocuklar daha küçük. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemezler. Dolayısıyla da her gördükleri şeye özenirler. Aman sizden rica edeyim, çocuklara yaşına uygun olmayan şeyler izlettirmeyin. Haklısınız komiserim. Bundan sonra yaşlarına uygun şeyler seyrettirelim biz bunları. Tamam, çıkabilirsiniz. Sinan, senin yüzünde sim mi var? Sim mi? Ne alakası var? Gülübük, simin bende ne işi var ya? Ne sim? Doğru Sinan. Yüzün parıl parıl parlıyor. Ne iş, anlayalım. Yok komiserim, şeydendir. Ben dizi çekiminden geliyorum ya. Bugün çekimim vardı. Rol arkadaşım, partnerim yani bayan arkadaşım simliydi herhalde. Onun simleri şey oldu bana. Bulaştı, yani bir şey olmuştur. Diziye mi başladın? Ne dizisi? İzleyelim ya. Yok be komiserim, öyle dandik bir şey yani. Öyle önemli bir dizi değil. Zaten rolüm de küçük, ben figüran oynuyorum. Figürüm yani. Şeyden değil, yani figür. İzlemeyin yani. Olsun olsun. Biz senin reklamını da izledik. Gurur duyduk. Mahallemizden bir artist çıktı. Neydi dizinin adı? Aşıklar Tepesi komiserim. Aşıklar Tepesi, ben o dizinin hayranıyım. Arka Sokaklar 1, Aşıklar Tepesi 2. İkisini de hiç kaçırmam. Bu akşam var yeni bölüm değil mi? İzleyelim. Ay, hepimiz seyredeceğiz komiserim. İnşallah bu gece bütün Türkiye'de elektrikler kesilir, kimse seyredemez. Hadi çıkın çıkın. Çıkın eşek sıpası, çıkın yer cücesi. Demek bayan rol arkadaşı, partner ha? Hadi çık çık.